Herkese merhaba, ben Sokan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Doors Paradox diye bir oyuna bakacağız. Oyun yani yeni bir oyun değil gerçi ama 4 Kasım 2022'de çıkmış bir oyun. Ancak şöyle bir şey, 2023'te en iyi indie ödüllerine layık görülmüş bir oyun. Tabii o tarihten beri, 2022'den bu yana da herhangi bir demo versiyonunu çıkarmamış. Daha yeni Steam'de demo versiyonunu çıkarmış. Yine tabii tahmin ediyorum diğer bir takım oynadığım oyunlar gibi geçmişten çıkış yapmış olmasına rağmen daha yeni yeni demo sürümlerini ortaya çıkartan oyunlardan bir tanesi. Herhalde istedikleri geliri elde edemediler. Oyunu birazcık insanlar görsün de beğenirlerse alırlar tarzındaki bir yaklaşımla herhalde. Tekrar bir demo sürümünü daha yeni çıkardılar. Bildiğim kadarıyla bir hafta falan oldu. Sizlerle beraber ona bakacağız. Tabii sizle başlamadan öncesinde tabii doğal olarak bir ayarlarını yapayım dedim. Türkçesi var bu arada. Türkçe ihtiyaç var mı oyunda çok bilmiyorum. Yani bir bölümünü oynadım sadece. Geri kalan bölümlerini oynamadım ama nasıl bir oyun olduğunu biliyorum. Türkçesi var. Sadece müziğini kapattım. Ama tavsiye ederim. Müziğini de muhakkak dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Sadece oynat yazmışlar. Keşke şunu oyna yazmışlar da daha iyi olacakmış. Bölüm 1 uyanış, bunları yaparsanız bunları elde edersiniz. Peki uyanış herhalde tutorial kısmından bahsediyordur diye tahmin ediyorum. 1 ilk adımlar. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim, yani tabii çok yüksek çözünürlükte bir şeye ihtiyacınız olmamakla beraber görselleri gerçekten çok güzel. Yakınlaşmak için çiçeğin üstüne tıklayın. Tıkladık. Saksıyı döndür. Döndür. Aha, buradan bir tane kancı aldık. Evet. Öğreticiyi geçmeyeceğim. Şimdi etrafa bakmak için kaydırın. Bakıyoruz. Evet. Buradan bir tane çiçek buldum diyor. Al onu da diyor. Tamam. Kapı topuzu. Okey. Şimdi kapı topuzunu herhalde bir yere takarız gibi bir soru şimdi ama buraya değildir diye tahmin ediyorum. Onun dışında etrafındaki birçok şeyle böyle etkileşim kurmak gerekiyor. İpi çekin. Tık, düştü. Kırıldı. Şimdi bunu ayırdık. Anahtarı aldık. Anahtar tamam. Az önce hatırladığım kadarıyla öbür kapının bir anahtar deliği vardı. Şimdi buna basıp anahtarı üstüne mi taşıyoruz? Evet. Basınca da çeviriyor. Bu arada oyun, tabii hiç oyunu tanıtmadım. Direkt oynayışına geçtim ama oyun bir puzzle oyunu. Şunu herhalde alacağız. Şu Emerald mücevher toplandı. Güzel. Oyun bir puzzle çözme oyunu. Puzzle çözme biraz komik bir ifade oldu. Oyun bir puzzle oyunu. Yani görselleri gerçekten dediğim gibi çok yani benim açımdan çok etkileyici. Burada neymiş? Herhalde bunu şöyle çekeleştir. Onu buradan bunu al. Sevgili ben, kötü bir kaza geçirdin. Lütfen beni takip et. İlginç bir yaklaşım. Şöyle etrafa bakıyorum. Yani yönlendirici beni daha fazla yönlendirmiyor ama herhalde bir şeyler yapıyoruzdur. Şimdi bu kancaları takacak bir şey ihtiyacımız varmış gibi gözüküyor. Kancaları nereye takacağımı bulamadım. Şu kapı topuzu buraya takılabiliyor mu? Bakalım. Zannetmemekle beraber ha, yoncayı takıyormuş. Peki. Yoncayı takınca böyle bir şey çıkıyor. Oraya da bir tane kapı topuzu. Heh, şimdi kancaların nereye takılacağını bulduk. Bunu da buraya taktık. Kapıyı açtık ve öğreticiyi geçin demeleri rağmen kediyi takip ederek bir sonraki kapıya geçiyoruz. Tamam. Yani kısacası böyle seviyeler arasında ışınlandığımız bir kapılar var. Bu kapıları tek tek herhalde şey yapmaya çalışıyoruz. Bu nedir? İkinci şey ne? Herhalde ikinciye mi bitir demek? Biri masalı. Peki. Veya da emeraldların hepsini mi toplamamız gerekiyordu? Gerçi o zaman birinci bölümü tekrar oynasaydık ya. Ya ben vazgeçtim. O birinci bölümü inat ettim ya. Kapat. Kapat deyince oyunu kapatmıyorsundur inşallah. Yok. Ana menü diyelim. Tekrar oynata basalım. Ben şunu, bu iki tane emeraldı bulacağım. Ya yani şey, mücevheri bulacağım. Büyük ihtimalle biz bir tane mücevheri bir yerde atladık. Sağını solunu kurcalamamız gerekiyordu diye tahmin ediyorum. Tekrar oynayacağım bu bölümü ama nasıl olsa ezberden gideceğimiz için şunu alıyorum. Tamam. Şimdi sağ klikle geri çıktık. Şuradan
Ya abi tamam, oyunu öğrendik ya. Biz sadece Emerald'ı almaya çalışacağız. Şeyi almaya çalışacağız ya. Bırak beni, sal beni bir. İpi çek, ipi çektim. Tamam. Hop. Uzat, uzat hadi. Şunu çek, şunu al. Onu geç, şunu geç, şunu aç. Burada bir şey yok mu? Vardır ya. Evrakı aldık. Şimdi etrafta o mücevheri alabileceğim sağ şey. Buraya geldik, anahtarı buraya taşıdık, bastık, çevirdik. Şunu şöyle kapıyı açtık, şunu aldık. Şu anda aslında bizim işimiz bitti. Şimdi o mücevher nerede? Tada! Mücevher buradaymış. Zaten artık başka bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Şunu alacağız. Buraya taşı. Sonra hadi de çabuk ol. Oyunu öğrenince bu işler kolaylaşıyor tabii ki. Hop hop. Kapı açıl, susam açıl. Görseller çok güzel. Gerçekten ya, çok hoşuma gitti. Yani böyle mükemmel böyle bir 3 boyutlu görselleri elbette ki yok ama en azından güzel. Birinci seviye tamamlandı. Teşekkürler. Ben birinci seviye sadece böyle şey sallapati oynamışım. Ama yani böyleydi. Ben ikinci mücevhere bulamamıştım da. Ya aramamıştım şimdi, açıkçası öyle bir şeyden haberim yoktu ama. Bakalım şimdi, herhalde şunu açınca bir şey oluyordur. Evet, o zaman dur, şimdi oraya da işimiz yok. Bunu da açalım. Hızlıdan aradan çıksın. Onu da açtık. Tamam. Ya yaklaşmanın hiç gerek yok. Şimdi burada bir level var. Bu ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu aldık. Ben kaosun elçisiyim. Bilmem ne bilmem ne. Peki. Bu ne? Bunun içinden bir şey çıkmadı. Bunun içinden bir tane daha mücevher çıktı. Burada da iki tane mücevher var. Bir tane mücevheri bulacağım. Niyet ettim, niyetlendim. İyi, hop. Bu bir şey. Şunun içerisinde bir şey gördüm. Herhalde şunu bir şöyle açıyoruzdur. Şunu da şuradan alıyoruzdur. Burada da tamam, neyin nereye gireceği belli oldu ama şu anda onunla ilgilenmeyeceğim. Şu levye bir yerde işe yarıyor mu? Evet, yarıyormuş. Buradan bir parça daha aldık. Büyük halka. Bunu açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Bu neymiş? Galiba bu halkaları biz bunun üstüne koyuyoruz ama küçük bir halka ihtiyacımız olacağı garanti orada. Mücevher mi? Hayır. Evet, iki tane mücevheri topladık. Şimdi önemli olan şey bu. Hikayeyi çözmek. Başka bir şey de açıkçası söyleyeyim, görmüyorum. O yüzden ilk önce şuna yaklaşacağım. Şu madalyonu buraya taktık. Döndü ve tada, küçük halka. Buraya geçeceğiz. Büyük ihtimalle bu halkaları buraya yerleştireceğiz. Bunu ortasına bunu koy. Herhalde ortanca halka budur. Bu da en büyük halkadır diye tahmin ediyorum. Şimdi bütün bunları aynı hizaya getireceksek şu şöyle olacak. Bu da böyle olacak. Olmadı mı? Neye istinaden bunu karar vereceğiz? Ha. Aşağıdaki sarı şeyi kapatmamız gerekiyormuş. Şuraya bir anahtar geldi. Şimdi şuraya herhalde şu anahtarı takarız. Kapı açılır diye tahmin ediyorum artık. Ve biz öbür tarafa geçeriz. İki tane mücevheri de aldığımız için artık derdimiz de kalmıyor. Tada, tık tık. Antik kalıntılar. Antik kalıntılara bir bakalım. Nasıl bir kalıntı varmış? Kesin buradan bir şey çekeceğiz aşağıda. Şu kovayı görünce direkt, bu yukarıda da bir organizasyon var. Bir şeyler hareket ediyor. Bunu al. Bunu al. Şunu alıyoruz. Bir zamanlar küçük ve fazla hızlı hareket etmeyen sorunları herhalde kırıyoruzdur diye tahmin ediyordum. Çek gitti mi? Bir de şuna vur bakalım. Burada da bir kanca. Tamam, çekişle işimiz kalmadı. Şimdi kanca ile kova ile işimiz var belli. Şuraya gelelim. Kancayı buna takabiliyor muyuz? Evet, bunu da buraya takabiliyor muyuz? Şimdi herhalde bunu böyle çevireceğiz. Aşağıdan suyu doldurduk. Su bir işe yarıyor olması lazım. Suyu alalım. Dolu kova.
Şuralarda bir tane daha elmas gördüm. Tamam, bu ne olduğunu bilmiyorum. Aldık. Şimdi bunu bunun üstüne koyacağız. Şöyle yapacağız herhalde. Bu ne? Anladım. Şimdi bunu hem bunu üçgen gibi olana, bunu da N harfi gibi olana getireceğiz. Oraya kadar dolduracağız anladığım kadarıyla. Bunu üçgen gibi olana, bunu da şu N harfi, Donna Karan New York'a benzeyen şeyin içinde dolduracağız herhalde. Bunu öyle yapmıyor muyuz? Hayır. Bunu buraya. İlk önce bir full dolduruyoruz. Sonra olması gereken yerleri çekiyoruz gibi bir sıçımda. Bunu da buraya çektik. Ağzından silindir aldık. Anladığım kadarıyla şu silindiri de şuraya koyacağız mı? Evet. Bir saniye, yukarıda sağ tarafta kırmızı kırmızı, mavi mavi, yeşil yeşil. Anladım mevzuyu. Şimdi bu büyük ihtimalle böyle döndürülecek. Bu tamam. Kırmızı kırmızı, mavi mavi, yeşil yeşil. O zaman şöyle yapalım. Sonra bunu yukarı alacağız. Bunu yukarı alacağız. Bu burada kalmayacak. Bunu da buraya alacağız. Şimdi wait, dönme. Bunu çevirdiğimizde kırmızı bu tarafa gelecek. Bunu buraya aldık. Maviyi buraya aldık. Ya. Tada. Ya sadece birazcık şey, çevirmesi zor. Onu garanti edebilirim. Şimdi ne oldu? Bitti mi? Ha, kapıya tıkladığımızda geçiyormuşuz. İki tane elmas almıştık değil mi bunda? Ya çok böyle, ya tamam şu anda daha bir iki üçüncü seviyelerde çok öyle zorlayıcı bir şeymiş gibi gözükmüyor ama evet dada. Yaz gün batımı. Yaz gün batımı çok da aslında eğlenceli bir şeydi. Bakalım bayırın. Şurada bir odun var. Odun işe yarar galiba, burada bir yeşil tılsım. Aa tamam, anlaşıldı nereye nereye gireceği. Burada ne var? Hop hop hop, mücevher toplandı. Hop. Ya bu hızlı tuşlara basma huyum çok eğlenceli bir şey olmadığını artık kanaat getirdim. Bunu aldık. Şurada bir tane mücevher yakaladım. Şimdi bu açılıyor. Buraya herhalde odun koyacağım. Yok. Buraya... Odunu buraya koyuyor muyuz? Hayır. Odunu bence keseceğiz. Şunu şunu. Aslanım benim lan. Kesilmiş oldu. Al. Buraya koyduk. Evet, kibritle de bunu herhalde yakıyoruzdur. Herhalde bunu kapatınca da bir aksiyon oluşuyordur gibi bir soru. Şimdi şöyle, bu bunu çeviriyordur. O da... ay hiç sevmediğim oyunlardan bir tanesi ama şöyle bunu buraya çekeceğiz, bunu buraya çekeceğiz, şöyle yapalım. Şimdi bu en üste gidecek, bu en altta kalacak, o yüzden kalsın. Şöyle yapayım, böyle yapalım. O da bunu çözdük herhalde. Burada 1 ile 2'nin neler olacağını gösteriyor. O zaman şimdi bunu çözelim. Şimdi bu en üstte olacağına göre şu ikinci plan. İkinci plan, o zaman şöyle yapalım. Sen burada inebilirsin Rıfkı. Sen burada in Rıfkı. Sen buraya gel. Sen burada in. Sen burada in. Tak 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 tak. Birincisi 1'de 3. Bir dakika, 1 2 3 4 5 6 3'ün
5. 3'ün 5'i. 1 de 3'ün 5'i. Bunu buraya, bunu buraya koyuyoruz herhalde. 1 de 3'ün 5'i. 5'i. Tamam. 2 de 2'nin 5'i. Burada da 2'nin 5'i. Açın kapı, açın. İki mücevheri aldığımızı hatırlıyorum. Doğru hatırlıyor muyum göreceğiz. Doğru hatırlayıp hatırlamadım hatırlamıyorum. Tada. Bu arada her birinde bir tane evrak aldık değil mi? 1, 2, 3, 4. Yani bundan daha başka bir şeyle yapılmıyor diye tahmin ediyorum. Bayağı bu nasıl bir demodur arkadaş? Yani veya farkında olmadan ben demonun talebinde bulundum, bana tam oyunu falan mı verdiler ya? Ya bu pek demoya benzemiyor arkadaş. Ya bayağı gidiyor yani. 5. Dişliler ve blablalar. Bunu alalım, o zaten dişli. Burada ama büyüdükçe işte değişmeye başladı gibi bir şey yazıyordu. Şunu alabiliyor muyuz? Hayır. Bu ne? Bir şifre var burada. Bu ne? Çıkaramadım. Ha, şurada bir şey var, bir tane hemen gömelim. Bu ne? Al, bunu al. Tutulduk mu? Lamba. Bu bunun çalışmasını engelleyen bir şey. Şuraya bir tane lamba takacağız. O belli oldu. Tak oraya. Başka bir şey yapamıyoruz. Şimdi bir tane daha lamba bulmamız lazım. Şimdi lambayı bulmak için bir şifre ihtiyacımız var. Ama şifreyi çözebilmek için de şunu nereye takacağız biz ya? Tekerlek buraya değil. Peki bunu çekebiliyor muyum buradan? Evet. Grup. Ne olduğunu bilmiyorum. Grup diye bir şey. Bu tarafına bakalım. Burada bir şey var mı? Bu bir şey döndürüyor. Tamam. Şimdi tekerlek herhalde bunun üzerine takılıyordur diye tahmin ediyorum. Yanlış mı? Evet. Bu buraya takılıyordur diye tahmin ediyorum. Bir tane lamba eksiğimiz var. Tamam. Anladık. Şimdi lambanın olabileceği yerler. Bu ne? Bunu anlamadım ama. Herkesi kendi yerine mi koymaya çalışıyoruz böylelikle? O zaman şöyle yaparız. Şunu şuraya alırsak. Şöyle. Bunu oraya aldık. Şimdi bunu çekmek için bunu buradan çekeriz. Bunu böyle bir kez kaydırırız. Bunu buraya alırız. Lütfen ve buraya geçmesi lazım. Yeşili bu ortaya almam lazım. Yeşili bu ortaya alırsam. Şimdi herkesi de bir yana kaydırırsam sarıyı buraya koymanın bir alemi olmayacak. Sarıyı bir bu tarafa getirirsem bunları döndürebileceğim. Tamam, bu yerine oturdu. Şimdi bu bununla oturdu. Sadece bunu bu yer değiştirecek. O zaman bunu yer değiştirebilmesi için bunu buraya alıp... Ay yok, pardon. Sen yerinde misin ya? Ben mi yanlış görüyorum? Böyle mi olacak? Bu açık renk, bu koyu renk değil mi? Şunu şöyle yapsak. Bu böyle değil değil mi? Bunda... senin olman gereken yer orası değil mi? Sen şuraya geçsen, sen şöyle geçsen, sen böyle geçsen. Tamam. Yani kolaydı demiyorum. Bayağı bir düşündürdü açıkçası. O kadar kolay değilmiş. Ya şuraya da şimdi lambamız geldi değil mi? Bak bakalım. Gün. Herhalde. 2364. 2364. Bu ne? İki tane anahtar. Böyle acayip bir anahtar. Kapıya gel. Üçgen. Bu da kare. Galiba oldum iş.
Bir mücevheri bulduk mu ya? Unuttum. Ya ben mücevher saymıyorum ya. Nasıl bölüm geçilecek diye çok odaklandığım için. Ha, neyse ki. Çatlak patlak bir şey yapmışız. Karanlık oda 6. Gidiyoruz böyle ama. Yine 30 kilometre şey çözmeyiz herhalde inşallah diye ümit ediyorum ama. Soykan abi merhaba, sezonun kapanmasıyla beraber sonun olduğunu bir süre dedi. Oo. Benim bir balıkçım var. Vallahi var ya, adamdan ayıptır söylemesi. Yani bu, yani yemek konusunu böyle konuşmayı hiç seven bir insan değilim ama bir balık cinsi istedim özellikle. Onu bulamamışlar. Adamlar haber verdi. Sağ olsunlar ya, bu kadar böyle Hamsi Finger'a, bizim bu bölgemizde satış yapan bir firma. Hamsi Finger'a sponsorluklarından dolayı çok teşekkür ederim. Tam yayın sırasında böyle mesaj attılar ama. Şimdi bu herhalde bir şey değil. Ha, şurada bir tane mücevher gördüm. Gel. Bu çarkları alabiliyor muyum? Hayır. Su alabiliyorum. Buradan bir şey kaldırabiliyor muyuz? Hayır. Ama buraya bir şey gelecek belli. Suyu buradan boşaltacağımız aşikar. Bu ne? Bunu alıyoruz buradan. Bunu herhalde atıyoruz. Bunu alıyoruzdur diye tahmin ettim. Yok. Burada yok. Bu ne? Ha. Şimdi ha. Tamam, o zaman bunu almayız. Böyle yapacağız. Sonra şöyle yapacağız. Sonra böyle yapacağız. Sonra bu ikinci parçaydı değil mi? Birinci parça orada kalacak. O zaman bunu alacağız. Buraya koyacağız. Ya, dön işte be. Bunu alacağız. Buraya koyacağız. Ya arkadaş, ben bulmaca çözebilen bir insanım ya. Engel oluyorsunuz bana. Şimdi sadece anlamadığım tek şey bu ne? Burada bir film oynatacaklar. Bakalım. Şunu dolduralım herhalde. Tamam. Mücevherimiz geldi. Yıldız. Ben bu kadarla sınırlı olduğunu düşünmüyorum ya. Şunu da. Bunu takıyor muyuz? Tamam. Ha. Kamera makarası. Bunda... Kamera makarasında herhalde bunu... ABC'de, evet. Ha. Yine gide fındık kıra. Eyvah. Kalın ince tekerlek yıldız. Kalın ince tekerlek yıldız. Aa. Ha, şimdi çakozladım derdi. Şimdi kalın ince kahretsin. Geri dönebiliyor muyuz? Kalın ya, ben bir şey yanlış mı anladım? A harfin için şu seti mi yapmak lazım? A harfi için bunu mu? Ve bu elimdeki yıldız herhalde şuraya takılacaktır diye tahmin ediyorum. Korkutma lan beni. He. A harfi için 4, B 2, C 3, D 1. Neydi? 4 2 3 1. A için yıldız. Şimdi oldu. Ya şuraya geç. A için. Ya öf. A için yıldız. B için 2. Düz çizgiler, parma, hapishane parmaklığı.
Tamam. Bir zaman şuraya C için 3'tü. 3 nokta küçük nokta. Herhalde budur diye tahmin ediyorum. Git işte. D için 1, o da damalı bayrak gibi bir şey. O da İlk defa yani tabi artık ufak ufak seviyesini zorlaşmaya başlayacağı garanti de. Bundan iki mücevheri bulduk mu lan biz? Seviye 6 tamamlandı, güzel. Karanlık oda negatif yüklü. Bakalım. Zaten 25 dakikadır oynuyoruz ve böyle devam ederse zaten ben size oyunun sonu, ya ben aslında oyunu oynayıp size bunların nasıl çözüldüğünü göstermemem gerekiyor ya. Bu hep bahsettiğim olay ya. Ha. Atla lan. Buradan da hemen şunları böyle tak 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 tak. Lan bir yerde 3 işi birden tamamladık. Şimdi geri gel. Burada bir dişli gördüm. O alınacak belli. Şimdi buradan bir şey çıkmayacak. Aa, şurada bir tane daha mücevherimiz var. Güzel. Bu ne? Burada bir tane daha. At lan. Bastık arkadaşım, bastık. Şimdi bunlar döndüğüne göre bu dişliyle çalışıyor gibi gözüküyor. Şunu anlayamadım. Bir anlam veremediğim şeylerden bir tanesi. O dişliler buraya ait. O tamam. Bir vana ile bir şey yapacağız gibi gözüküyor. O vana da bu vana herhalde. Açıl bakayım. Şöyle bunu buraya takıp. Civata, civataya bak, kafam kadar. Herhalde buradan başka bir şey yapılamıyordur. Şimdi yeni geldik. Bununla ilgili muhakkak bir şey vardır. Civata bunu kapatılıyor mu acaba? Evet. Topumuz ortaya çıktı. Ay topun. Aa, en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Sadece bilmediğim tek bir kısım var. Neyi nereye bağlıyoruz? A'yı 1'e, B'yi 2'ye, C'yi 3'e mi? Bununla ilgili bana bir teknik bilgi vermen gerekiyordu ama. Şimdi böyle A buna bağlanırsa şöyle bir şey yaparız. Bunu böyle yapınca bu 1'e bağlanmış oluyor. Yanlış mı? Arkasından şöyle bu 2'ye bağlanabilmesi için şunu şöyle bağlayacağız. 2. Ve şunu şöyle getireceğiz. Bu buraya dönemez. Böyle de dönemez. O zaman bunun böyle dönmesi lazım. Bunu buraya bağlayacağız. Bu yukarı bağlanır. Hadi be. Yanlış bağladım. Bu tamam. Bu buradan buraya geçti. Bu buraya geçti. Bu tamam. Bunu da buraya bağladık mı? Tada. Ya dedim ya, lan konular hakikaten çok iyidir. Arkadakine bakmadan ben zaten, aslına bakarsanız çözebileceğiniz tek bir yol var. Başka şekilde çözülmüyor bu arada arkadaşlar. Hani bir şey anlatıyor orada ama hani hakikaten başka şekilde çözülmez bu. Şimdi seni bu ne oldu? Dişliyi mi beğenmedin? Sıfatına tükürdüm. Kapağını açacağımışız. Şimdi bunu böyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız. 2. Bunu da böyle yapıyoruz. Olmuştuk. Mikron muydu? Abi yazıyordu büyük aletin üstünde arkadaki. Abi yazıyordu. Ya çok haklısın. Yazıyor da bizim çözmemiz şey, bayağı bir hızlı oldu yani. Alete falan gerek kalmadı ama C1, A2, B3 bunu söylediğini biliyorum öbür taraftan. Ulan böyle bir şey yaparsak ne oluyor? Buradan gidemiyoruz değil mi? Herpus hoş geldin sen de bu arada. 7, 8'e doğru gideriz biz. Ya bu nasıl bir demo ya? Hakikaten ben yanlışlıkla bana bütün her şeyi mi verdiler ya?
Böyle böyle herhalde biz 50 tane bölüm çözdürecekler. Bakalım sen nesin? Senlik bir şey var. Senlik bir şey var. Lan dur, tekne olası olayı kısa bir uyandırma çağrısıydı. Herhalde bir anlamı vardır diye tahmin ediyorum. Bu ne? Bu periskopa benziyor. Burada başka bir şey görmedim. Onu açmak için bir şeye ihtiyacımız var. Bu herhalde bir şeyin basıncını ayarlıyoruz. Buraya bir tane ara sobun gelecekmiş gibi bir his var şimdi. Bunu açmak için mavi anahtar. Şuraya bir tane civata gibi bir şey gelmesi lazım. Bu ne? Anladığım kadarıyla bunu çevirebilmemiz mi gerekiyor? O zaman şöyle yaparız. Bir tane bu. O zaman 3 noktanın birbirine dönmesi mi gerekecek? Yoksa şunu şöyle çevirelim. Böyle çevirelim. Böyle bir şey olmuyor. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bir de böyle yapalım. Böyle de bir şey olmuyor anladığım kadarıyla. Ama bu da çözüm değil. Tamam. Sen böyle kal. Sen böyle dön. Sen böyle dön. Az önce böyle bir hareket olduğuna yemin edebilirim ya. Şu. Acaba böyle mi olacak? Bakayım. Şöyle de bir cecik oldu. Anladım. Evet. Fazla zorlamanın bir alemi yok. Bu ne? 4. Bu kadar kolay çözeceğim tahmin etmedim. Oynarken çözdük. Evet tamam. Basınç bir tarafa gitti. Güzel. Arka planda bir şey var. Buna %100 eminim ama ne olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Galiba şurada gördüğümüz şeyi yapmaya çalışacağız. Anahtarı biz bir yere sokmayacak mıyız arkadaş? Yani şunu sokacak bir yer bulalım. Bir delik. Şu açılmıyor, bu açılmıyor. Ya burayla bir muhakkak bir şey var. Bunu kullanabileceğim bir yer var mı? Yok. Bunlar değil. Şunu zaten çözdük az önce. Burada yok. Bunu şöyle kapatırsak şimdi bir yerlere varmaya başladık. Şimdi bir şeyler olmaya başladı işte. Tamam. Sadece ilk önce biz şuraya gidebilir miyiz? Şuradan mücevherimi alayım. Bu ne anahtar? Mavi anahtar. Gel bakalım. Mavi anahtarla burayı açıyoruz. Bir mücevher ve İngiliz anahtarı buna mı deniyordu? Bor anahtarı diyeceğim. Tuttum mu onu? Tamam. Şimdi bir tornavidamız ve bor anahtarı. Şimdi tornavida büyük ihtimalle bunu açan zımbırtıdır. Evet. Hadi. Düz çizgiler. Tamam. Böyle. Böyle. Bu mu yani? Okidoki. Hala da şunun tam olarak ne olduğunu anlamış değilim. Periskoptan neyi görmem gerektiğini hala da anlamadım.
Ne? Burada bir şey var mı? Boru anahtarıyla ancak bunu sıkabiliriz herhalde diye tahmin ediyorum. Yok. Bu mu yani? Üçgen, küçük üçgen. Evet. Şimdi Houston, we have a very huge problem that biz bunun içini göremiyoruz. Ya ben bunu göremiyorum ya. Bunu bir şey yapılabiliyor mu? Hı? Ne bileyim, hayır. Ya şurada şöyle üçgen, çizgi üçgen. Aşağısı ne acaba ya? Şimdi elimizdeki İngiliz anahtarıyla yapabildiğimiz bir şey var mı ki? Şimdi böyle üçgen, böyle üçgen, arada çizgi, aşağısı da şöyle gibi. Bir deneyelim, niye şansımızı denemiyoruz ki? Şimdi böyle üçgen, arası çizgi, bir de aşağısı üçgen. Yuh ya, bir de uydurdum resmen ya. Bir dakika. Elimizde İngiliz anahtarı kaldı ve biz bu bulmacayı çözdük. Bu İngiliz anahtarı bir yerde kullanılması lazım ya. Büyük ihtimalle İngiliz anahtarı, yani biz elimizle yaptık diye mi kabul etti bunu? İngiliz anahtarı nerede kullanılabilir? Burada kullanılamaz. Burada değil. Bunlar kendi kafalarına göre dönüyor. Burada bir şey elde edemeyeceğiz belli. Bunlara zaten yaklaşamıyoruz. Evet. Ben tilt oldum ama yapacak da bir şey de yok. Biz iki mücevheri de bulduk. Aslına bakarsanız bölümü biz tamamladık ama elimde benim nasıl bir alet kaldı öyle? Biz alete ihtiyaç duymadan nasıl bölüm tamamladık? Okey. Biz böyle devam edeceğiz mi? Bu nasıl bir prolog? Bu nasıl bir demo? Full release olmadığına eminim ben bunun. Galiba ben bunun test oyunculuğunu yapıp yapmadığımı da hatırlamıyorum. Acaba test oyunu... Tamam. Test oyunu diye verdikleri oyunu acaba demo versiyonu olarak mı kullanıyorlar, bize tam sürüm mü verdiler? Şu anda tam bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu ne? Bir şey. Burada ne var? Bu nedir? Ay, en sevmediğim puzzle. Bunu herhalde oraya mı götüreceğiz? Evet, o zaman böyle, yok böyle yapsak, buraya bir tane küçüğün gelmesi lazım. Şimdi bunun burayla mı birleşmesi lazım? Ben teknik olarak dördünü hareket ettiremem ki. Bunu hareket ettirebiliyor muyum? Hayır. Ha. Yok. Şimdi bunu böyle çeksek aha. Yatay bunların hareket edebilmesi lazım. O zaman hmm.
Beynim gitti. Bir taş için başımıza gelenlere bak. Ateş rengi elmas. Sembol. Burada tamam, onu görmemiştim. Daha sonra doğuya yaptığınız yolculuk size ilan verdi. Ya bunlar çok manalı bir şeyler değil anladığım kadarıyla. Burada böyle abartılı şeylerin altından bir şeyler çıkıyor olması, arkanda senin gördüm, kaçamazsın. İkinci mücevherimiz. Şuraya bir, iki. Abi büyük ihtimalle şunu şöyle altı çevriliyordur. Bir tane daha mücevhere ihtiyacımız var ki bir şey açalım. Şimdi bu ne? Sevimsiz bir oyuna benziyor. Bu nedir? Yok bu değil, bu değil. Bu bizim köyden değil. Şurada bir mücevher daha yakaladım. Peki işte bunun içinde olduğunuz belli. Şimdi şuraya gidelim. Tepesi açılır bunun garanti. Bu da buraya oturur garanti. Buradan da böyle bir yeşil top çıkar. Çıka çıka yeşil topumuz çıktı. Tık tık. Buraya bir anahtar gelecek. Bu anlaşıldı. Ama bu şu anda anahtar elimizde yok. Topu herhalde ortaya mı koyuyoruz? Mumu ortaya koyuyoruz. Şimdi de bunu mu koyacağız? Bize anahtarı verdi. Aldık. Çıvıttırdık. Mavi topumuzu da aldık. Tamam. Bir iki üç dört bir iki. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Bir tamam. Bir tamam. 3 3 1 2 şu 1 2 3 4 yanlış mı? Ne yanlış yap. 3 4 1. 2. 3. 4. değil mi bu ya? Allah Allah. Tuhaflık var ama.
yukarıdan 1, 2 ve 3. Yukarıdan 2 ve 3. Sağ taraftan da 1. ve 4. 1. ve 4. Yanlış mı yapıyoruz? 2 bu. 3 bu. Tamam, 2 ile 3 tuttu. Bununla da bu. Şimdi ikinci ve üçüncü, ikinci ve üçüncü, birinci ve dördüncü, birinci ve dördüncü. Şu anda aslında o sıralamada bakayım, çizgi şu, F, çizgi bu, F, şu yanlış mı? Yok, bu da doğru, bu da bu. Acaba bir şey daha mı yapmamız gerekiyor da ben atlıyor muyum? Yok. Burada da bir şey yok. Bunlarla ilgili bir şey var mı? Acaba bu kapıdaki 3-4 buradaki 1-2 mi? Ya şuradaki 1-2 buradaki 3-4 tersi mi? Deneyelim. Nasıl bir şeydi? Böyle bir pi harfine benzer bir şey. Ya şu geçince geri gelmeme olayı yok mu? Pi harfi evvari şey, tamam. 3 4 3 birincisi 4'te 4'üncüsü birincisi insan 4'üncüsü de bu. İnsanı bulalım ilk önce. Bu muydu lan? Yok değil. İnsan burada da şu olması lazım. Yukarısı artı artı olan. Allah'ım, Çinliler, ömrümün yarısını yediniz benim. Ya bu galiba böyle. Bizi sonsuza kadar götürecek. Arkadaşlar, ben olayı daha fazla uzatmıyorum. Şu 10. bölümü de çözeceğim. Çünkü bana bu demo versiyonu olarak verildiğine %100 eminim. Hatta inat ettim. Ya cidden şunu masa üstünden bakacağım ya. Yani bunu gerçekten bir bakacağım. İnat ettim yani. Bir tuhaf bir tarafı var. Bu ne? Şuradan kağıdı al. Buradan. Bir sürü orada hayatın kontrolünü bir kez daha eline alıyorum. Saçmalıyım. Üçüncü evler toplandı. Hani bayağı bildiğin. Ne yapıyorum orada? Hiçbir şey yapamıyorum. Bu şey alacağız buraya. Herhalde. Bir mücevherat daha görmüştüm. Şimdi... İçeride kedi bizi bekliyor. Çok güzel bir görsel. Bunu da geçtik. Bu ne? Bunu da herhalde bir şey yapmak için bir şey ihtiyacımız vardır gibi gözüküyor. Buradan bir tane anahtarı kaptık. Şimdi anahtarla burada bir işimiz olmadığını biliyoruz. Anahtarla
Burada ikinci anahtarı aldık. Bu anahtarları nereye koyacağıma dair bir fikrim bile yok. Tamam. Varmış. Sadece benim haberim yokmuş. Bunu buraya koy, bunu buraya koy. Çevir çevir. Bir şeye dişli aldık. Şimdi buraya bir şey yapabiliyor muyuz? Buna yapabiliyor muyuz? Hayır. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Bunu böyle geçirdik bir. Bunu öyle geçirdik iki. Taşı bir kez mi hareket ettirebiliriz? Bunu böyle yaptık. Taşta tek hamle yaparak bunu nasıl halledebiliriz ki? 1 2 dolu 3 yani şu şöyle bunun
Ama bunun geri gelmedikten sonra bir anlamı kalmıyor ki. Şuraya geri gelmem lazım benim. Yeşilde hareket edemiyoruz. Sadece ileriye doğru bir defa hareket edebiliyoruz. O zaman ileri gittim. Bu da ileri gitti. Bu bunlara geldiyse... Bunu bu tarafa geçirince bunu bu tarafa geçirmem lazım. Tamam. Şimdi... Yok. Ya zannederse benim bunu çözebilmem için başka bir şey ihtiyacım mı var ya? Bu o kapıyı açacağız. Anladığım kadarıyla o kapıyı açacağız, o kapı bunları açacak, ondan sonra şey yapacağız. Ben bu bulmacanın nasıl çözüldüğünü bilmiyorum ama illa bilmemiz mi gerekiyor? Hayır. Bakacağım ya. Ya bilmediğim bir bulmaca, yani çok böyle nadir görülür bir şey değil benim için. Bakalım. Hatta böyle bir şey yapacağım. Çok merak ettim bu bulmaca nasıl çözülebilir diye. Bunun için bir video bile varmış galiba, bakıyorum. Saniye. Yardım alamazsınız diye bir şey yok. Hadi. Demek ki böyle bir şeymiş. O yüzden beni idare edeceksiniz tabii ki. Hile yapmadık. Sadece destek aldık. İki tane statümüz çıktı. Taç. Bunları da buraya koy. Hani benim için gelmiş geçmiş en zor puzzle'lardan birisiydi, üzerine konuşmuyorum yani. Zordu, benim için zordu. Ya yani şu kapıdan sonra... Evet. Bir saatlik bulmaca çözme heyecanımızın artık seviye 10'u da tamamladıktan sonra artık zaten başka da bir şey yapmaya gerek kalmadı. Full'ün full'ü gidiyoruz ama galiba bu böyle 20 bölüm, 21 bölüm
Klikalımız tüm mücevherleri topla. Tamam. 22. bölüme kadar gelen bütün hepsini yapıyormuşuz. Bu neymiş? Kökler. Burada da ilginç bir şey var. Bölüm 3 paradoks gibi. Aslına bakarsanız oyunların devamını göstermeyeceğim ama yani zaten 10 bölümü oynadık. Yani ben bunu demo versiyonu zannediyordum. Benim elimdeki zannedersem demo versiyonu değil. Yani işin içerisinde bir yanlışlık var. Yani oyuna key girdiğimi hatırlamıyorum ama test versiyon oyuncusu olduğumu biliyorum. Ama komiktir zaten, adamlarla konuşmamızı istiyorlar. Şöyle bir şey oldu. Dedim oyunu zaten 2022'de çıkarmışsınız, ne test versiyonu falan diye bir konuşma geçti. O da şöyle, hani oyunu test edersiniz diye veriyoruz deyince ben dedim oyun demo mu? Ha bu arada şey, yapımcılar Çinli olabilir. Hintli ya da Çinli. Yani şey dedim, hani böyle böyle bir diyalog olduğundan bahsettim. Mail yazdım sadece, aslına bakarsanız başka bir şey yapmadım. Yani güzel bir oyun, beğendim falan diye. Hani benimle oyunu paylaşır mısınız diye, demo versiyonu paylaşır mısınız diye söylemiştim. Ha dedi Steam'de zaten çıkacak demişti. Yaklaşık bir 15-20 gün önceki bir sohbeti anlatıyorum. Arkasından da bir hafta sonrasında da mail yazdılar, Steam'de demomuz çıktı diye. Teşekkür ettim. Gittim demoyu indirdim ama nedense bilmiyorum, galiba full hali var. Tam olarak anlamış değilim ama bakacağım. Oyundan çıkılsın mı? Çıkılsın. Ya bana çok tuhaf geldi. Doors Paradox. Aslına bakarsanız demo da yazmıyor. Buradan bakıyorum. 8 dolarlık bir oyun. Demosu var mı peki? Doors Paradox diye yazıyorum. Demosu. Ha. Zannedersem elimdeki full versiyonu arkadaşlar. Yani konuyu dediğim gibi anlamadım. Yani tamamıyla bir tuhaf bir durumum var. Zannedersem elimdeki full versiyonu, öyle bir diyalog var. Ben bunu demo versiyonu olduğunu zannediyordum. Ya bu aralar birkaç tane key aldım tabii ki üretici firmalardan ama ya ben bunun yani o keyleri giydim ama hangi key, yani şimdi yalan söylemeyeyim, belki 5 tane firmadan aynı anda şeyler geliyor, keyler geliyor. Hani onların hepsini ekle devam ettim bir şekilde, herhalde yanlışlıkla bu adamlar da key verdiler, gittim onların keyini girdim ve şu anda bende tam versiyonu varmış gibi gözüküyor. Olmasına rağmen bir yerde bir tuhaflık var ama tam anlamış değilim. Arkadaşlar oyunun geneli böyle. Puzzle çözmeye meraklıysanız, ben puzzle çözmeyi çok seven bir insanım. Böyle meraklıysanız ilgilenebileceğiniz, hatta keyifli olacak. Hatta bir yerden sonra da tabii ilk 8 bölümde 9 10. bölüme gelene kadar hiç zorlanmadım aslına bakarsınız ama belki sizin için hani bu şey, yanlış anlamayın, yani seviyeyle alakalı bir diyalog değil sonuçta. Görmekle alakalı bir şey. Belki o anlık bir şeyden dolayı göremeyebilirsiniz ama internette tabii çok eski olduğu için takıldığınız bir yer varsa benim gibi kalkıp da hemen çözüme ulaşabilmek için bakabilirsiniz. Ama bu ilginçti. Onu kesinlikle bir baştan sonra tekrar bir deneyeceğim. O 10. bölümdeki 3 taşın aynı anda hareket ettim. Sadece tek yönde bir defa hareket etti. Ya öyle bir oyun olduğundan haberim yoktu. Bir kuralından haberim yok. Biraz algılamam uzun sürdü ama eğlenceliydi. Yani oyunun çok geneline bakacak olursanız çok eğlenceliydi. Ben çok beğendim. Bir son bölümdeki son o şeyi, 3 taşı çözerken biraz zorlandım. Onu da tabii ki internetten, bu arada kim çekti o videoyu bilmiyorum. Keşke onun da ismini söyleseydik de öyle hızlıca bir baktım ondan sonrasında ne olduğunu bulayım diye. Bir şekilde çözdük. Tavsiye edebileceğim bir oyun. Tuhaf bir şekilde demosu bile çok uzun. Eğer ki bendeki demosuysa çok uzun bir demo. Hani 10 bölümü oynuyorsunuz ve hala daha devam ediyorsunuz. Herhalde 20 bölümü bitirene kadar veyahut da diğer bölümlerde gördüğünüz kadarıyla bende açıktı. Yani normalde demo versiyonlarında bu kadar çok açık vermezler. Hani her birinden 1-2 bölüm, 3 bölüm, kralı olsun 5 bölüm açık verirler. Çünkü neredeyse ben oyunu bitirmek üzereyim. Yarısına geldik zaten. Hani birinci sekmenin yarısına geldik. İkinci sekme de aynı şekilde gider diye tahmin ediyorum. Keza da paradoks kısmı, üçüncü kısımda gerçi öyle olsa gerek. Yani eğlenceliydi. Eğer ki puzzle seviyorsanız edinebileceğiniz bir oyun. Şu andaki Steam'deki satış fiyatı 7.99, 8 dolar. Yani kıymeti var, değebilir. Upgrade'leri de sürekli yapıldığını bildiğim bir oyun. 2022'de, 4 Kasım 2022'de çıkmış bir oyun. O zaman da tekrar demo versiyonlarını piyasaya sürmüşler. Bir de alıp deneyip eğer ki beğeniyorsanız oyunu o şekilde devam edebilirsiniz diye düşünüyorum.
Artık herhalde bu dakikadan sonra çok fazla söyleyecek bir şey yoktur. Bunu da tabii ki videoyu YouTube'a ilave edeceğim. Şu anda Twitch'te yayın yapıyorum ama YouTube'a ilave edeceğim. Sadece o kısmına bir tekrar bakmak istiyorum. Acaba bir şeyde hata mı yaptım, anlamadığım bir kısım var. Yani yayınla ilgili eğer ki söylemem gerekenlerde değiştirmem bir şey varsa onu araya ilave etmek zorundayım. Ya da aşağıdaki kısımlardan bir tanesini yazarım diye düşünüyorum. Ama şu an için bir problem yoksa direkt olarak YouTube'a yayına vereceğim zaten. Yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer herhalde buralarda bir yerde artık o çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yeni bir demonstrasyon hazırladım. İşte kanalıma abone olun, subscribe yapın, işte ne bileyim çanınızı beğenmeyi unutmayın falan gibilerinde. Eğer ki yayınımı beğendiyseniz lütfen beğenin. Beğenmiyorsanız lütfen beğenmeyin ama en azından bir tepkinizi gösterin. Çünkü bu gerçekten bize videolarımızın ön plana çıkmasında gerçekten çok faydası dokunuyor. Yani illa ben olmak zorunda değilim. Beni takip ediyorsanız muhakkak beni de aynı şekilde değerlendirin. İyi ya da kötü diye değerlendirin. Yani bunu genel olarak söyleyeceğim. YouTube'un yeni algoritmasında ne kadar çok beğeni aldığına göre veya beğenilmediğine göre ekranda bulunma sürenizi, ilk sıralarda bulunma sürenizi ve bulunma ihtimalinizi çok aşırı şekilde etkiliyor. Bu konuda da bana yardımcı olursanız, en azından yaptığım videoları siz beğeniyorsanız, sizin gibi videoları beğenebilecek başka bir kitleyle daha buluşmamda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Yayınıma katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.